Bekir? Dün akşam tereyağından kıl çekermiş gibi hallettik işi ha? Öyle oldu Timur Bey. Şimdi önümüzde mal teslimatı var. Gardımızı düşürmeyin. Merak etmeyin Timur Bey. Ben malı aktaracağımız gemiyi ayarladım. Bizle bağlantı kurulması mümkün olmayacak bir gemi. Sana ne kadar güvenebileceğimi göreceğiz. Son birkaç lira elini yüzüne bulaştırıyorsun. Bekir Bey. Söyle. Bekir Bey, orada ağaçların altında bir adam yatıyor. Fena bir şekilde de ölmüş. Ne adamı? Rutin kontrole çıkmıştım. Baktım orada ağaçların altında bir adam yatıyor. Bir şeyler sayıklıyordu ama Rusça gibiydi. Pek anlayamadım. Timur Bey, senin yapacağın işin ta. Herife bak. Telefonu da açmıyor. Artist ya. Allah'ıma yukarıdakiler şimdi kaval gibi öttürüyorlar onu. Ne oldu abi? Timur yandı Sinan. Yandı ki ne yandı? Alev alev valla. Hem korumayı hem Ukraynalı hayvanı derdest etmişler. O fedai adam yok mu? Kesin o yaptı bu işi ya. Evet efendim. Tabii ki. Merak etmeyin. Zaten kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Doğrudur. Bütün güvenlik kameralarını incelettiriyorum. Tabii ki haber vereceğim. Merak etmeyin. İşte bu herif öyle falan şimdi. Efendim Ejder Bey. Oraya geliyorum Timur Bey. Gerek yok. Ben ilgileniyorum. Ha belli belli. İlgileniyorsun ama halledemiyorsun. Ejder Bey. Sınırlarımızı aşmayalım isterseniz. Ya kardeşim, sınır mı kalmış? Ne sınırı? Abdullah'ın başına gelenleri unuttun mu? Ha, aynısının senin de başına gelmesi zerre umurumda değil. Ama giderken beni de yanında götürmeni istemem doğrusu. Hadi bırak Naz'ı da bu işi beraber halledelim. Güzel. Zaten yaklaştık, geldik sayılır. Adamlarına söyle kapıyı ardına kadar açsınlar. Adem. Dün gece takip ettirdin mi? Nerelere gitmiş? Ettirdim Timur Bey. Akşam elinde bir çantayla evden ayrılmış. Ancak maalesef dışarıda izini kaybettirmiş. Sonra sabaha karşı dönmüş. Sabah tekrar çıkmış evden. Yani gece buralarda değilmiş. Eğer ondan şüpheleniyorsanız. Bayağı hareketli gece olmuş desene. Abi hayırdır? Ne bu karmaşa? Gel Adem. Dün gece hırsız girmiş derneğe. Hırsız mı? Hırsız ya. Biz kayıtları dinleyip çıkmıştık. Ondan sonra herhalde. Daha önce oldu mu böyle bir şey? Yaşadınız mı? Oldu tabii. O yüzden bu kadar detaylı araştırıyoruz. Sen ne yaptın Adem? Ne getirdin bize? Ha, ne oldu o konu? Benimle gelin. Şimdi abi, güzergahın mesajı gelince bizzat mimarına sorabilirsiniz. Bekir, şu sevkiyat bir geçsin. Hepinize teker teker soracağım. Tek bir adamdan bahsediyoruz burada. Tek bir adam. Adam değil mi? Tek bir adam. Ama nasıl bir adam?
This is the question. İşte bunu konuşmamız gerekiyor. Ukraynalı kendine gelmiş. Kendisine saldıran herifin yüzünü görmediğini söylüyor. Yüzünü görmeyi bırak, sesini bile duymamış. Bakın. Sinek vızıltısını bile duymak üzere yetiştirilmiş bir adamdan bahsediyoruz. Bu da saldıran herifin tam bir profesyonel olduğuna işaret ediyor. Bizim dilimizde profesyonel nedir biliyor musunuz Timur Bey? Asker. Hem de en iyisinden. Bilmem bu sizde bir şey çağrıştırdı mı? Bakın. Bu konuda ne zaman isterseniz işbirliğine hazırım. Ay Nevin, başım döndü valla. Gel otur şuraya, otur da konuşalım. Konuşacak hiçbir şey kalmadı teyze. Her şey ortada. Kızım. Ben pimpirikliyim ama sen benden de betersin. Ne yapacaksın? Adamı eve mi kapatacaksın? Tabii gördüklerin doğruysa. Teyze, sence ben aptal mıyım ya da kör müyüm acaba? İki gecedir gördüklerim ne olacak? Çok şükür ikisi de değilsin kızım ama delirmiş gibi göründüğün kesin. Nevin, öfkeden burnunun ucunu göremiyorsun. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Demedi deme. Bak, düşünelim biraz, tamam? Yok yok, ben düşündüm. Gidip Timur Bey'le konuşacağım bir daha. Saçmalama kızım. Adam kafayı yediğini düşünecek. Umrumda değil. Adem'i kaybedemem. Nevin, saçmalama. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine gidiyorum. Gel Furkan. Beni çağırmışsın. Otur. Gökçen'in yaptığından haberin var mı? Yok. Ne yapmış ki? Annesinin mücevherlerini internetten satışa çıkartmış hanımefendi. Oha, efsane. Pardon enişte. Al şunu. Gir internet sitesine. Hepsini satın al. Niye satın alıyoruz ki? Kızını parasız bırakan baba konumundan kurtulmak ve Leman Karatan'ın mücevherlerini başka kadınların üzerinde görmemek için. Yuh. Hepsi 250 bin dolar ediyorsun işte. Emin misin, alayım mı? Al. Hallettim. Sağ ol Furkan. Çıkabilirsin. Efendim Gökçe. Baba, senin şu yatırımcının telefon numarasını atar mısın bana? Hayırdır, ne oldu? Birazcık para kazandım da nereye yatırım yapsam bilemedim. Tebrik ederim. Gönderiyorum hemen. Gel. Ama seninle ayrıca konuşalım. Bu parayı nereden kazandım merak ediyorum doğrusu. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz.